Arkadaşlar merhabalar bu videomda özel üçgenler konusundaki ÖSYM tadında sorular 2 testinin çözümünü yapacağız. Bu testimiz de TYT tarzında çözümlere başlayalım. Bir kenar etrafında açılıp kapanan dikdörtgen biçimdeki pencere bir miktar açıldığında 25 cm uzunluğundaki doğrusal pencere pencereyle dik konuma geliyor. Evet burası 25'miş. Sonra burası 15 burası da 10 verilmiş. Şekildeki santimetre cinsinden verilen uzunluklar göz önüne alındığında pencerenin dikey kenarının uzunluğu kaç santimetredir diye soruluyor arkadaşlar bize. Dikkat edin. Pencerenin bu tarafı pencerenin kapanan kısmı. Arkadaşlar bu kapanan kısmı. Bak burası da kapanınca buraya denk geliyor. Yani bunların birbirine eşit olmasına bakacağız. E bunlar birbirine eşitse hocam biz buraya x dersek x artı 15 burası. Burası da x artı 15 yapacak. Yani buraya x artı 5 mi kaldı? Evet. Şöyle bir dik üçgen çıktı karşımıza arkadaşlar. Buradaki pisagor bağıntısında x artı 15'ten dolayı x artı 5 kaldı. x artı 5'in karesi eşittir. Hocam x'in karesi artı 25'in karesi deyip işlem 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 yapabilirsiniz. Ya da hocam dik kenarda 25 yani 5'in katı var. Acaba dik kenarda 5'in katı olan üçgeni düşünelim mi hissedelim mi? Hissedelim bakalım 5 12 13 dik kenarda olan bir tanesi mesela bu. Hocam burası 5'in 5 katı mı? 5'in 5 katı mı? 5 kere 5 25. O zaman burası 5'in 12 katı olur. O zaman burası da 5'in 13 katı oluyor mu? Burası 5 çarpı 12'den 60 yaptı. 60'a x yerine 60 yazınca 10, e, 5 çarpı 13'ten e, 65 yaptım arkadaşlar. Yaptı. Dolayısıyla x'i buradan da ne buluruz arkadaşlar? x'i buradan 5 çarpı 12 bulduk. Yani 60 bulduk arkadaşlar. İşlemi yapsanız yine çıkacak da olsun. Ben hissetmeye ne bileyim hissediyorum arkadaşlar. Siz de hissedin ya. İşinize yarar. Bizden ne isteniyor? Dikey pencerenin dikey kenarının uzunluğu. E, x'imiz 60 bulduk ya. Bizden ne isteniyor? x artı 15 x artı Kaç bir kenar arkadaşlar? Evet x artı 15. x artı 15 isteniyor. 60 artı 15'ten cevabımız kaç çıkar zaman? 75 çıkar arkadaşlar. O zaman birim sorunun cevabı böylelikle denizli oldu gençler. Geldik 2'ye. Yukarıda birim karelerle oluşturulmuş zemin üzerinde gösterilen şekillerin hangi, hangisinde AB ve A, C, o zeminin ikizkenar kenar üçgenine ait kenarlar olabilir diye soruluyor. Arkadaşlar şuralara bakacağız. Şuradaki dik üçgene bakacak olursak hocam buradaki dik üçgende 3, 4, 5. Şuradaki dik üçgende ve sonra üçgen oluşturacak olursak burası da şey. Bakın 3, 4, 5. Burası 5. 2, 4, 2 kök 5 burası. Hocam 1, 2, 3, 4, 5. Burası da 5 yaptı. İkiz kenar üçgenin kenarları olur mu arkadaşlar? 5'e 2 kök 5 oldu burada. Birinci evet doğru. İkinciye gelelim. Hocam 3, 1'in burası. Şunu şöyle çizdiğin zaman üçgen oluşturacağız ya. 2, 3'ten dolayı 4 artı 9'dan 13. Kök 13 burası. E burası kök 13 Burası da 1'e 3'ten kök 10 mu yapıyor arkadaşlar? Evet. Bu ikizkenar üçgen olmadı. Şuna bakalım arkadaşlar. 1 2 3 4 4 birim burası. 2 2 olduğundan burası 2 kök oldu. Şunu da şöyle çizdiğimiz zaman 2 2 olduğundan burası da 2 kök oldu. Bu da ikizkenar üçgen oldu. Cevabımız o zaman 1 ve 3 oldu arkadaşlar. Yani ikinci soru Edremit oldu. Geldik 3'e. Dikdörtgen biçiminde eş 2 kapaktan oluşan 25 cm uzunluğundaki tablet koruyucu ve üzerine konulan aynı uzunluktaki tabletin iki farklı konumu aşağıda verilmektedir. Tablet koruyucunun dikey yüzeyinin yarısı dikey yüzeyinin yarısı arkadaşlar şurası dikey yüzeyinin yarısı tabletin yüzeyinin yarısına mıknatısla sabitlenmişken evet dikey yüzeyinin yarısı arkadaşlar şurası mıknatısla sabitlenmiş arkadaşlar bakın dikey yüzeyinin yarısı burası diğer yarısı da arkadaşlar burada değil mi? Evet şu kısma bakın arkadaşlar. Bu yarısı bu da yarısı. Yani burası da 25 bölü 2. 25 bölü 2. Hatta şurada da aynı şekilde. 25 bölü 2 25 bölü 2 25 bölü 2 25 bölü 2 e sonra ne yapacağız arkadaşlar bunun tamamı da e, telefonun uzunluğu da 25'ti burası da 25 bölü 2 çıktı a karşımıza ne çıktı muhteşem şu çıktı hatta burası da 25 bölü 2 hocam burası da 25 bölü 2 olduğundan dolayı Burası da 25 bölü 2 oldu. Ne çıktı? Muhteşem işte. Hocam şunu şöyle çizecek olursak. Eşit eşit eşit. Yani şurada kaç? 90 derece oldu. Hocam 7, 25. Ne üçgeni? 7, 24, 25'ten 24 çıktı. Şunu da şöyle çizecek olursak. Şurası önceden 7 birim vermişti. Şuraya B noktasına geldiğinde 8 birim daha geldi. Yani burası 15 oldu. Burada da muhteşem üçlü oluştu. 90 derece. Hocam 15, 25. 15, 20, 25 üçgenden burası da 20 mi yapar? Evet. Bize diyor ki şekil 2'deki konuma getirildiğinde A noktasının zemin olan uzaklığı ne kadar azalır diye soruluyor. A noktası önceden 24'tü. Şimdi 20 oldu. 24'ten 4 çıkart. Cevabımız da kaç oldu? 4 oldu. O zaman 3. soru balıkesir oldu. Geldik 4'e. Arkadaşlar ÖSYM köşesi olduğu için ÖSYM sorusu olduğu için telif hakkından dolayı maalesef çözemiyorum ve 5. soruya geçiyoruz. Özdeş iki koldan oluşan bir makas ile bir kesimde en fazla 16 cm uzunluğunda kesim yapılabilmektedir. Evet makasın uzunluğu kadar kesim yapılacaktır değil mi arkadaşlar? Hani makas 16 cm uzunluğundaysa tam böyle kapattığımızda 16 cm'lik bir kesim yapacak. Peki makas şekil 1'de tam açıklıktayken 4 cm tam açıklıktayken 16 cm arkadaşlar burası. 4 santimetre uzunluğunda kesim yaptığında arkadaşlar makasın 4 santimetre kesmesi için şu kadarlık 4 santimetrelik yerlerin olması lazım arkadaşlar gitmesi lazım 4 santimetrelik yerler, yerler gittiği zaman şöyle kapandı 4 santimetrelik yer kapanmış oldu geriye ne kadarlık kısım kalıyor 12'lik kısım kalıyor yani şuradaki kalan kısım 12 mi yapıyor evet burası da 12 mi evet 12 12 yaptı ee, Son durumda makasın kollar arasındaki açı 60 derece olduğuna göre kollardan birinin uç noktasının diğer kolun keskin kısmına olan uzaklığı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar şuradaki kollardan birinin keskin, keskin ee, uç noktasının makasın keskin yüzüne olan uzaklığı soruluyor. Şu dik uzaklık soruluyor. Bakın 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı kaç yapar? 6. 60'ı karşısı da 6 köküç mü yapar? İşte bizden bu uzunluk isteniyor. Cevabımız böylelikle 6 köküç oldu. Yani 5'in soru cehan oldu. Geldik 6'ya. Çevresi 3 kök 3 olan yani bir kenarı kök 3 mü oldu arkadaşlar? Evet bir kenarı kök 3 olan üçgen kesikli çizgiler boyunca kesilip elde edilen eş parçalar. Hocam bunlar eş parçalarsa o zaman bu açıların hepsi birbirine eşit midir arkadaşlar? Eşittir. Yani kök görenler birbirine eşit. Hatta 360 derece ya bunlar da 120'şer derece mi oldu arkadaşlar? Evet 120'şer. Madem eş parçalar hocam şuradaki açılarda hatta bu tam yükseklerin kesim noktasında olduğu zaman kesildiği zaman yani ağırlık merkezinde olduğu zaman ya da her şeyin merkezinde kesildiği zaman olur. Yani buraları kaçar derece olacak arkadaşlar? 30'ar derece olacak. Eş parçalar şekildeki gibi birleştirildiğinde bir dörtgen elde ediliyor. Ya zaten bunların da eşit olduğunu şuradan da anlayabiliriz. Bakın kısa kenarlar burada çakışmış bu üçgenle bu üçgende. Burada da bu üçgenle bu üçgende. Yani kısa kenar bu kenarla bu kenar çakışmış. O zaman bu ikiz kenar üçgen oldu. 30 otuz, 30'u buradan da yakalayabiliriz. Aynı şekilde burası da 30. Aynı şekilde burası da 30. Burası da 30 oldu mu arkadaşlar? Oldu. Hatta köküşse o zaman buradaki uzunluklar ne oldu arkadaşlar? 30 30 120 üçgenden bir birim bir birim mi oldu? Evet bunları yazdık. Şimdi buna göre elde edilen dörtgen. Dörtgenin çevresinin uzunluğu başlangıçtaki üçgenin çevresinden uzunluğuna göre nasıl bir değişim olmuştur diye soruluyor. Arkadaşlar ben bunları böyle kestim. Şu bir bir köküşlük üçgen değil mi? Evet. Bu da bir bir köküşlük üçgen. Bu da bir bir köküşlük üçgen. E, ben bunu elde ettim. Bunun çevresi kaç yapıyor arkadaşlar? 1 2 3 kök 3 artı 2 mi yaptı? Evet 3 kök 3 artı 2. Bunun çevresi neydi arkadaşlar? 3 kök 3'tü. Şimdi ne oldu? Bir tanesinin çevresi 3 kök 3 diğerinin çevresi 3 kök 3 artı 2 mi oldu? Baktığın zaman evet. O zaman kaç santimetre artış oldu arkadaşlar burada? 2 santimetre artmış bulunmakta. Dolayısıyla cevabımız Denizli oldu 6. soruda arkadaşlar. Ve ÖSYM tadında sorular kısmında ikincisini de bitirdik arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda üçüncüsünde Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.